bizden hava kirli, sokak kirli, toprak kirli, yediğimiz gıdalar kirli, her şey kirli. Yani kirli dediğimiz e, e, sağlıksız. Ki, sağlıksız, kimyasallarla dolu. Dolu. Tarım ilaçlarıyla bütün zehirlenmiş gıdalarımız, toprağımız. işte e, balıklarımız ölüyor. Balıklarımız ölüyor. Arılarımız, Arılarımız ölüyor. Araları... Kuşlar azaldı. Kuşlar azaldı. Yani bunlar ne demek? Toprakta solucan kalmadı. Onun için bütün canlılar yavaş yavaş bu ilaçlardan, bu şeylerden endüstri atıklarından yani nehirler simsiyah akıyor. Nehirler Maalesef. niye kırmızı aktı? Maalesef. Bu nehirde niye bu kadar balık ölümü oldu? Bizim bunlara eğilmemiz lazım. Kesinlikle. Böyle bir ortamda insan bunun dışına çıkabilecek özgürlüğe de imkana da sahip olamıyor. Mesela Anadolu'nun ücra bir köşesinde, Elazığ'ın bir köyünde, Malatya'nın bir köyünde daha güzel şartlarda yaşayabilir insanlar. Havası temiz, suyu temiz vesaire falan. Ama şehirde, modern şehir hayatında bu mümkün değil. İnsan bu sıkıntılı atmosfer içerisinde tekamül evrime uğrayacak mı hocam? Uğruyor zaten, uğramış zaten. Hayır, yani. yani uğratılıyor zaten. Yani çevresel faktörler bunu yapıyor. Çok e, ilginç bir noktaya değindiniz. Mesela e, endüstri bunu empoze ediyor. Mesela 20 yaşındaki genç kızlara botoks yapılıyor bugün. Hı hı. Ne demek bu? Ne demek? E, fotoğrafları çıkıyor. Hepsinin suratı aynı, dudaklar aynı, kaşlar aynı. Hepsi yani bir tek model. Bu sağlıklı bir toplum değil, onu demeye çalışıyorum. Evet. Ve de gençlerimiz hakikaten yani 20 ve 30 yaş grubu çok hasta, bana çok hasta geliyor 20-30 yaş grubu. O kadar üzülüyorum ki baya e, hormonal denge bozulmuş, e, metabolik sendrom dediğimiz hastalıklar başlamış, tiroid nodülleri başlamış, tiroid kanseri başlamış. 20 yaşındaki çocukta tiroid kanseri görüyoruz. Bütün bunlar hepsi maalesef çevresel ve temelinde de bağışıklık sisteminin çökmesi yatıyor. Yani vücut gücünün azalması yatıyor. Yoksa o mikrop bu mikrop bu virüs değil. Zaten vücudumuzda en aşağı 300 trilyon şimdilik daha da keşfedilmeyen çok olduğunu biliyoruz. Ee, virüs ve bakteriyle birlikte yaşıyoruz simbiyoz halinde. Hı hı. Bunlar vücutta var zaten. Yani biz bunları yok edeceğiz diye bazı şeylerle uğraşmamıza gerek yok. Bunların dost olanları var, bize sağlık verenleri. Bir de vücut zayıf düştüğü zaman düşman olanlar, çoğaldığı zaman hastalık oluyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Doğru.